Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray'da bazı oyuncuların yaz transfer döneminde transferleri söz konusu. Kerem Aktürkoğlu'ndan, Marka'dan, Nelson'dan, Çıkaldao'dan bahsediliyor. Hatta Mustafa Muhammed'den bahsediliyor. İlginçtir Mustafa Muhammed'le ilgili olarak Fransız takımlarının ilgisi var gerçekten. İşte Fenerbahçe'de bir dönem bir sportif direktörlük yapan Komoli biliyorsunuz Toulouse takımının başkanlığını üstlendi. Profesyonel bir başkan olarak çalışıyor orada. Ee, onun ilgi gösterdiğinden bahsediliyor. Bordo'dan ve Saint-Étienne'den bahsediliyor. Umarım öyledir. Umarım Galatasaray'ın istediği nitelikte bir e, parayla transfer teklifi verirler. Fransız kulüpleri Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed değişik nedenlerden dolayı sezon başından beri düzenli olarak forma giyemedi sürekli 11'de yer alamadı Galatasaray'da ama buna rağmen potansiyeli bir, yüksek bir oyuncu. Onu anlayan, e, onun özelliklerini tam olarak sahaya yansıtmasını başarabilen bir teknik heyeti olsaydı belki Mustafa Muhammed e, çok daha büyük bir pazar değerine sahip olabilirdi bugün itibariyle. Ben onun yeteneklerine hala güveniyorum. Zamelek kulübüne de ödenmesi gereken 4 milyon dolarlık bir rakam var. Galatasaray daha fazla paraya satarak hem Zamelek'in parasını ödeyecek hem de artı parayla bir transfer bütçesi oluşturabilir. Mustafa Muhammed'in transfer yapma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Kerem Aktürkoğlu'nu Atletico Madrid izledi ama Atletico Madrid onun istikrarlı olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla onunla ilgili herhangi bir transfer teklifinde bulunmayacak Atletico Madrid. Çünkü Kerem'in inişli çıkışlı bir performansı var. Aynı maç içerisinde bile iki yarıyı farklı oynayabiliyor ya da belli dakika Dakikalar arasındaki performansını e, maçın geneline yayamayabiliyor. Yani ilk 10 dakika çok iyi oynuyor ama e, 11. dakika e, sanki ilk 10 dakikayı oynayan futbolcu gibi değil. Böyle bir görüntüsü var ve son vuruşlardaki e, sorunların elini Atletico Madrid'in e, onu izlediği ama e, izlemek de yetindi ve artık izlemeyi de bıraktığını biliyorum. E, ile ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Yok Sampdoria, Real Betis vesaire vesaire söylüyorlar ama ben ne Sampdoria'nın ne Real Betis'in hatta onlardan daha düşük profilde görebileceğimiz bir başka Avrupa takımının Çıkaldıa için e, bir transfer teklifi getireceğine inanmıyorum. Gelse bile bir teklif Avrupa'dan, e, hiç de Galatasaray'ın arzu ettiği nitelikte olmayacak. Maalesef Çıkaldıa ve Murutsan çok para verilerek e, alınan ama gerçek bir hayal kırıklığı olan, veri, e, harcanan paranın ee, beşte biri oranında performans yapamayan futbolcular da Galatasaray adına bence zarardı ee, O nedenle onların satışlarının da e, Çok zor olduğu kanaatindeyim maalesef gerçek bu Yalnız Nelson'la ilgili olarak e, Bugün bir kez daha teyit ettim ki Sevilla'nın e, ilgisi var Nelson'a ilgisi var Sevilla Kulübünün daha doğru bir anlatımla. Onlarda Jules Kunde var ve çok başarılı bir oyuncu. Muhtemelen Premier Lig'e gidecek ama o gitmese bile bir stoper arayışı var Sevilla'nın. Düşündüğü isimlerden bir tanesi de Marka. Ben Marka'nın Sevilla'ya transferinin olası olduğunu, Sevilla'nın bu konuda Galatasaray'la pazarlık yapabileceğini düşünüyorum. Marka da tabii çok başarılı bir Avrupa Ligi dönemi yaşadı. Özellikle grup aşamasında e, 3-4 kez haftanın en iyi 11'ine girdi. E, bunu azımsamamak lazım önemli ama Marka'nın dezavantajı daha önceki videolarımda söylediğim gibi Marka'nın Avrupa Birliği pasaportu yok sadece Brezilya pasaportu var dolayısıyla gidebileceği ülkelerde yabancı kontenjanını işgal edecek o nedenle bu bu gerçeklik onun transfer ihtimalini birazcık düşürüyor e, ona istinaden Nelson çok daha fazla transfer ihtimaline sahip. Zaten Avrupa Birliği statüsünde oynayacak İspanya'ya gittiğinde ve Sevilla gerçekten onunla ilgileniyor. Olur mu? Olabilir. Monchi iyi anlayan, futbolcunun potansiyelinden, gelişim kapasitesinden iyi anlayan, futbolcularla ilgili geleceğe yönelik öngörüleri iyi olan bir futbol adamı ve bir sportif direktör. Monchi dolayısıyla Monchi'nin bu anlamda marka düzelterek söylüyorum. Nelson'la birlikte birkaç futbolcuyu da izlediğini biliyorum. İzlediği futbolculardan bir tanesi de Nelson. O bakımdan ben bugünkü verilere istinaden söylüyorum. Sonra durum değişebilir. Transfer yapma ihtimali en yüksek olan futbolcu Nelson Galatasaray'da. Galatasaray'da seçim yaklaşığı Ünal Aysal ve Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı döneminde dönemde yönetim kurulunda yer alan isimler Sedat Doğan, ee, ve başka başka isimler Ural Aküzün mesela e, buluşmuşlar. E, Tabi onu destekleyen Ünal Aysal'a eski başkanı destekleyen isimler de bir araya gelmişler. Bir önceki seçim takviminde de bir araya gelmişlerdi. O dönem ne olmuştu? Ünal Aysal önce kendi etrafında birleşilebilen e, bir çatı aday etrafında yani bir çatı adayı olarak bir konsensus çerçevesinde seçime tek aday olarak girmeye sıcak bakıyordu. Ama istediği koşullar oluşmadığı için vazgeçti galiba bu fikrinden. Şimdi aynı nitelikte bir toplantı yapıldığından bahsediliyor. Bu toplantının ben rutin toplantılardan bir tanesi olduğunu sadece Haziran'daki seçim öncesinde bir durum tespiti yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Ünal Aysal neye istinaden fikrinden vazgeçti bilemiyorum ama ee, bu rutin toplantının sonrasında e, bir karar e, vermek, verme amacı taşıyan başka bir toplantı yapılabilir Bu da olasılıklardan bir tanesi. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, Ünalaysal Aysal e, bir çatı adayı olarak hala Galatasaraylıların belli Galatasaray Kongre üyelerinin gündeminde duruyor. Bir başka çatı adayında Dursun Özbek olacağından bahsediliyor eski başkanlardan ama Dursun Özbek'in başkanlık yaptığı dönemdeki icraatlarını hepimiz biliyoruz. Çok çabuk unutuyor insanlar. Unutmamak lazım. Ee, Dursun Özbek doğru bir isim değil. Dursun Özbek de zaten kendine güvenemediği için tek aday olarak girersem seçimde yer alırım diyor. Sıcak para getirebileceğinden hatta 40 milyon euro bulabileceğinden bahsediliyor. Buna istinaden Dursun Özbek tek aday olarak seçime girsin onun etrafında birleşelim Galatasaray liderlik etsin e, demenin son derece yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü liderlik edemeyeceğini Galatasaray'da başarılı bir başkan olamayacağını bence fazlasıyla ispatladı. E, çok büyük zararlara uğradı Galatasaray onun döneminde ve gerçekten başarısız son derece başarısız bir yönetim örneği gösterdi ki bana göre bu yönetimde dahil olmak üzere değerlendirme yaptığımızda en başarısız yönetim onun dönemi ki orada Galatasaray baskette Avrupa şampiyonu oldu, işte şampiyonluk var ama buna rağmen taraftar onu şampiyonluklar geldikten sonra da ıskaladı. Neden? o nedenleri iyi bilmek lazım ona göre davranmak lazım Metin Öztürk hiç kuşku yoktu Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarından sonra kan kaybetti yani seçim açısından seçilme şansı açısından ben size söylemiştim Levent Nazifoğlu'nun rahatsız olduğunu bir takım sebeplerden dolayı Metin Öztürk'le olan birlikteliğini bozacağını söylemiştim kendine göre haklı sebepleri var çünkü Metin Öztürk o üç tane dört tane flash transfer yapacağız bu 4 transferin içerisinde iki tanesi çok önemli bir isim ses getirecek bir isim demişti ee, ancak <laughs> Levent Nazifoğlu ile yaptığı konuşmada Le Levent Nazifoğlu bu söylemin karşılığı olmadığı kanaatine varmış. Şunu söylemek istiyorum. Dört tane transferi neyle yapacaksınız? Para vererek yapacaksınız. Bunları finanse etmek zorundasınız. Peki parayı nasıl bulacaksınız? Parayı bir şekilde buluruz satılacak futbolcular var. Marka satılır, Kerem Aktürkoğlu satılır, Çıkal Dağ satılır, Nelson satılır. Sen bunları sat demiş Levent Nazifoğlu'na. Bunları satarsın İşte buradan toplayacağımız 30 milyon 40 milyon euro ile bir transfer yaparız. Bir transfer bütçesi oluştururuz ve bu futbolcuları transfer ederiz demiş. Bir kere sat diyerek satamıyorsun. Satmanın garantisi yok. İkincisi öyle beklenildiği gibi bu futbolculara çok olağanüstü aman aman teklifler gelmeyecek. Bir kez daha söylüyorum. Gerçekçi davranmak lazım. Bugün Real Madrid bile halat transferinden vazgeçiyor. Real Madrid ki e, milyonlarca euro ödedi. 110 milyon euro ödedi Gerrit Bale'e. Cristiano Ronaldo'ya keza öyle. E, yani Real Madrid parasal güç açısından dünyanın bir numaralı kulübü olmasına rağmen onlar bile e, imtina ediyorlar. Çünkü çok zorlu koşullarda e, ilerlemek zorunda kulüpler ve Manchester City aldı Halantı. Yani bu dönemde e, transfer bütçelerinin, transfer için ödenen paraların neredeyse minimuma indiği dönemde e, bu futbolcuları satabilmek çok zor. Bu futbolcuların da beklenen teklifleri getirmesi olası değil bence. E, ama bu olasılık üzerine bir transfer açıklaması yapıyor Metin Öztürk. E, Levent Nazifoğlu oldu diyor ki bu Galatasaray taraftarı karşısında bizim mahcup olmamıza sebebiyet verecek. Genel kurulda bizi zor duruma düşürecek. Dolayısıyla ben bu işe girmem diyor. Ee, çok tutarlı bulmuyor özette Metin Öztürk'ün e, açıklamalarıyla yapmayı planladıklarını. Yani e, buradan çıkar çıkaracağım sonuç şu e, biz bir şekilde başkan olalım da e, ondan sonra bir yolunu bulur e, kendimizi anlatırız genel kurula. Yapamıyorsak da işte şartlar böyleydi koşullar böyleydi yapamadık deriz mantığı işlemez artık. Bu mantık zaten Galatasaray'ı kötü bir noktaya getirdi. Bu mantık da bu zihniyetle hareket eden yönetimler ve yönetim kurulu başkanları nedeniyle Galatasaray sürekli başarıda mahrum kalıyor. Burak Elmas aday olacak mı? Aday olmayı istediğini biliyorum ama işte Ali Dürüst eski ikinci başkan, kayınpederi olan eski başkan Faruk Süren, eski başkanlardan Mehmet Cansun, onların nüfuzu Burak Elmas'ın bugün itibariyle yeterli imza sayısına ulaşıp ya da işte genel kurulda beklediği desteği bulup seçime girmesini sağlayacak. Olguyu ortaya koymadı. Yani seçime girmek için yeterli desteği şu ana kadar göremedi. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor. Eğer bu desteği bulduğuna kanaat getirirse aday olacak mı? Bence olacak. Burak Elmas'ın böyle bir düşüncesi var. Zaten bu süreçte ona yaradı. E, ama seçilme şansı var mı diye soracak olursanız bence yok. Bence yok. Aday olmamalıydı. E, adaylık düşüncesini telaffuz bile etmemeliydi ama ediyor. Charlotte, Fenerbahçe'ye daha yakın edindiğim bilgiye göre e ee, menajeriyle yani daha doğrusu Şerlöt'ün Trabzonspor'dan Leipzig'e transferinde inisiyatif kullanan bir Türk temsilciyle e şöyle bir konuşma yapmış ve İstanbul'da oynamak istediğini söylüyor. Türkiye'ye dönerse dönerse sanırım tercihi Trabzonspor olmayacak ama Trabzonspor'un önceliği var satın almak konusunda. Türkiye pazarı söz konusu ise eğer e, alacak takımlarında önce Trabzonspor'u ikna etmesi lazım. Fenerbahçe devreye girmiş ama ağırlıklı olarak Beşiktaş görüşüyordu Şörlöt'te. Tabi hangi takımın ödeme gücü daha yüksekse o takım Şörlöt'ü alacaktır ama Şörlöt'ün böyle çok önemli bir transfer objesi haline gelmesinde eee Doğru bulmuyorum. Şaşırarak bakıyorum bu konuya. Çünkü şöyle tamam Trabzonspor'da gol kralı oldu, başarılı oldu ama Charlotte e, bence Leipzig'de gerçek bir hayal kırıklığıydı. Keza Real Sociedad'da da öyle. O yüzden Leipzig onu bir kez daha kiralamak istemiyor. Bütün aktarıyla satmak istiyor. E, Beşiktaş'ın işte %50'sini alalım, %50'si sizde kalsın. Sonraki satıştan e, siz %50 pay alırsınız. Buna karşılık 7 milyon, 8 milyon euro verelim. Her neyse diye olmasına şaşırarak karşılıyorum. Çünkü... Ben e, bu yükün altına girmeye değer bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Charlotte'un. Charlotte tarzında çok sayıda oyuncu minimum maliyetlerle bulunabilir. Eğer yeteneğinize güveniyorsanız gerçekten network'ünüz varsa. O bakımdan e, hem Charlotte'un yara hakları için bir sürü para ödeyip hem de e, sonraki satışın için başarılı bir performans e, sergilemesini beklemek e, bence e, kuyuya atılan bir taş gibi yani sonucunun ne olduğunu bilmediğiniz bir işe girmek gibi bir şey. E, Trabzonspor'da sergilediği performans, İstanbul takımlarında sergileyeceğinin garantisi yok ki e, bence boşa geçmiş iki senesi var. E, bu iki sene içerisinde çok başarılı olamadı. İşte Bastos Hollandalı oyuncu şu anda Belçika'da oynuyor. Sporting döneminde de, de Türk takımlarının gündemine gelmişti. Onun da Beşiktaş'ın gündeminde olduğundan bahsediyor. Beşiktaş gerçekten net bir golcüye hem de stoperleri böyle e, yıpratacak, sağa sola çekerek arkadaşlarına alan açacak ama son vuruşta iyi olan bir golcüye ihtiyacı var ama e, doğru isimler değil. Eğer basındaki isimler gerçekten Beşiktaş'ın gündemindeyse ki Charlotte'la ilgili olarak Beşiktaş'ın sportif direktörü bir açıklama yaptı. Evet ilgileniyoruz. Ben de kendisiyle konuşuyorum dedi. Charlotte için sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe'de devredeymiş. Bu bilgiyi vererek bugünkü videoma son noktayı koyuyorum. Sonraki videomda buluşuncaya dek hoşçakalın.